Tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 132. birleşimli 8. oturumunu açıyorum. 478 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon ve hükümet yerinde 3. bölüm üzerinde soru cevap kısmında kalınmıştı. Sayın Bakan buyurun. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Tanal sorusunda polislerimizin özlük haklarıyla ilgili bazı sorularına cevap istedi. İfade etmek isterim ki 1'in 4'ünde görev yapan bir polisimiz 2002'de 816 Türk lirası alırken 2013'ün Temmuz ayı itibariyle 3091 Türk lirası almaktadır. Artış %279'dur. Aynı 2002'de 9'a 2'den göreve başlayan bir polis memurumuz 695 Türk lirası alırken Sayın Işık, lütfen bugün 2781 Türk lirası lütfen almaktadır. Artış %300'dür. Ancak bu 10 yıllık süre içerisindeki toplam enflasyon rakamı ise %152'dir. Onun için Sayın polislerimize hükümetlerimiz döneminde gerekli destekler verilmiştir. Bundan sonra da verilecektir. Bir başka konu, Sayın Serter'in söylediği şey bir görüşünü ifade ediyor. Ama bana bir soruda sorduğunu görmüyorum. Kendi görüşünü ifade ediyorlar. Darbelerle ilgili tanımlar dünyanın her yerinde aynıdır. Şu anda ben Türk Dil Kurumu'ndan nasıl bir karşılık verildiğine lügata bakmadım. Baktığımda size yazılı olarak da cevap verebilirim. Ama bakın, ama şunu söyleyelim. Milletin iradesiyle seçilmiş olan parlamentoyu, hükümeti aşağı indirmek için hukukun öngördüğü usullerin dışında bir usulle, seçim dışında bir yolla hükümeti, parlamentoyu kim aşağı indirirse o darbedir. İster siviller tarafından, ister askerler tarafından, ister yargı tarafından, kim tarafından yapılırsa yapılsın. Biz biliyoruz ki demokrasilerde iktidara gelmenin yolu sandıktır. Sandıkta yönetme yetkisi alınır, yönetilir, sonra sandıkta hesap verilir. Vatandaş iktidar değişikliğini demokrasilerde sadece sandıkta yapar. Onun dışında yargıyla, onun dışında sokakta, onun dışında darbeyle, askerle, el ele, başka tür yöntemlerle yapılan her türlü değişiklik darbedir. Bunu sizin iyi öğrenmeniz lazım. Darbenin taşeronluğunu siz iyi yaptınız. İkna odalarında millete iyi darbecilere hizmet ederek ikna odalarında nasıl hizmetkarlık yaptığınızı bütün Türkiye biliyor. Siz bu konuda soru sorma hakkınız yok. Affedersiniz. Sayın Yeniçeri'nin cevabını versin sonra. Sizinkiler durdurmuyor. Sayın Tanrı. Ne var? Sensiz. Ayıp bir şey. Ayıptır.